Geri gelsin mi? Birle çekiyor mu? Sığamadık. Koca havalı mı sığamadık? Vallahi sığamadık. Geldi bana çarptı. Hayırlısınız yapışma. İki adım geri arkadaşlar. İki adım. Gelin gibi olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Fotoğraf detay alsan. Sen masada geç. Arkadaşlar ben geçiyorum. Ben burada bakmıyor da gözükmüyor. Burada. Öyle. Tamam. Yok, zaten bana başlayacaksınız. Güldürüm, ben buradayım. Bir dönelim istersen Şenol abi. Heyecanla sahneye çıkan görüntüsünüz. Bak elinde parfümle çıkarlar genelde. Çocukları aramak. Burada duramayacağım çünkü. Sen hepsini aynı hizada tutun. Ver versin. Tabi oyunu biliyorum ben. Verir misin? Kimin oyunu biliyorsun? Hayır abi versin. Kimin oyunu biliyorum. Bırak mikrofonlarımı. Heyecan var. Var tabi, bu bir geri dönüş. Bir anlamda bu kadar ay sonra ilk defa sahneye çıkıyorum. Ne zaman? İşte albüm çıktığı zaman galiba kışın BKM'de albüm tanıtım konseri vermiştim. Sonra da her şey durdu. Evet evet, bir albüm için hiçbir şey yapmadan bu kadar iyi gitmesi. Heyecanlıyım tabii ki. Kıbrıs'ta olması, Atlas'ın doğumundan sonra da ben ilk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıştım. Heyecanlıyım. Başka soru? BKM'de neler kurdunuz kafanızda sahneye çıkacağınız heyecanlar? Tabii şarkı söylemeyi özlemişim bir kere, orası kesin. Provaya bile koştura koştura gittim. Dün Taşkın'ın stüdyosunda da minicik bir prova yaptık. İnsanın, yani bir sanatçının bunca senedir, 15 yılı aşkındır sahnede bulunan birisinin seyircisiyle buluşmasının da tuhaf bir kutsal güzelliği var tabii. Özledim. Onlar da beni özlemişler. Telefon mu bekliyorsunuz bir yerde? Telefon, evet, pıs pıs parfüm boğazında da arıyorum evi devamlı ondan. Ne dedin? İyi iyi, her şey yolunda. Herkes uyuyor. Kontrol altına diyorsunuz. Evet. Şimdi birken 3 oldu çocuklar. Önce Allah'a bana sahneyle ilgili bir şeyler sor. Şimdi bu kostümde beni o havaya sokma. O zaman en son onu söyleyeyim. Beyazlar çarşıda giyinmelisiniz. Teşekkür ederim. Öyle hissettim ki beyazı giymek zordur ama işte azıcık bol, azıcık falan filan. Beni böyle yeni kırkı çıkmış bir anne gibi değerlendireceksiniz. Bu kilo sorularınızı bana sakın sormayın ki ilk zaman için iyi olduğunu düşünüyorum o yoğun geçen günlerin ardından. Bu kıyafete hani böyle özendim yeni olduğu için. Zaten her konserde aynı şekilde özeniyorum ben, artık bu elimde değil. Seviyorum böyle iyi giyinmeyi, sevdiğim şeyleri giymeyi. Alışmadığım, sevmediğim şeyler için de iyi duramıyorum zaten. Kıbrıs halkı da beni seviyor biliyorum. Evet. Kilo dediniz ama 3 kilo görmüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sizin göremeyeceğiniz kadar derinlerde. Şimdi biz fark etmediğimize göre çok bir fark yok demek. Yani bu hamlelerinize çok almadınız demek. İşlere başlıyor olmak beni müthiş heyecanlandırıyor. Ve tabii ki beslenmeme dikkat ediyorum. Yürüyüş yapıyorum, yüzüyorum. Yogayı hiç bırakmadım artık. 5 yıl oldu yoga yapıyorum. Bunlar vücudu çok esneten şeyler. Dediğim gibi iş beni çok heyecanlandırıyor. Yani ayın 8'inde, 8 Ağustos'ta Kıbrıs'ta konserimin olduğunu bilmek beni heyecanlandırdı. Onun için de bir hazırlık yapıyor insan. Bir televizyon programı başlayacak. Onun için de bunlar hep içeriden insanı yiyip bitiren şeyler. Yani anne olmanın telaşı da aynı şekilde. Müthiş bir koşturmaca var evin içinde. Benim istediğim kilodan en az 4 kilo fazlam var aslında şu anda. İdeal kilodan. O da çok normal. Zamanla gidecektir. Sonuçta 8 ayda alınan bir kilo 40 günde verilemez yani. Yavaş peki, yavaş. İlk bebeklerinizden bu kadar ayrılma, yani Atlas'tan değil, yeni bebeklerinizden ilk ayrılışınız. Evet. Biraz havaalanına gelirken biraz dramatik oluyor. İnsan havaalanından geri dönmek istiyor. Ama hani sabah çıkıp ertesi sabah evde olacağım. Bu bir günlük, 24 saat bile değil belki. Bu bir günlük ayrılıklar çok normal. Benim mesleğim bunu getiriyor. Onun haricinde o haftanın 7 gününün 6 günü biz beraberiz. Hep söylüyorum, dizi yapmak çok zor bir iş. Günlerce setlerde oluyorsunuz sabahlara kadar. Benim işim bir konser dediğimiz şey 2 saat vaktimi alıyor. İstanbul dışındaysa bir günümü alıyor. Dolayısıyla bir televizyon programı da öyle. En fazla ön hazırlığını da alırsanız içine 3 saat evden ayrı kalmış oluyorum.
Bunlar beni hem çok besleyen, kendimi iyi hissettiren şeyler. Hem de hiçbir şekilde ne sevgi, ne ilgi, ne alaka, ne de süt. Hiçbir şey eksik olmuyor. Peki, bir de özellikle onlar uyurken düşünüyorsunuz. Evet, evet. O beni rahatlatıyor. Evet. Peki anne sütü var mı? Kesinlikle. Bana kısa çupunlar süt diyorlar evde. Peki Gülben Hanım, genelde çocuklara tek kardeş gelir. Sürpriz oldu. İki kardeş birden geldi, evet, Atlas'a. Evet. Peki Atlas ne alemde? Nasıl karşıladın? Atlas çok alemde. Çok akıllı bir çocuk. Her şeyin çok bilincinde. Bir çocuğu 2 yaşına kadar sevgiyle iyi besliyorsanız onun bataryası dolu oluyor. Ve o bataryadan çalamıyorsunuz. Gerçekten çok ilgiye ve sevgiye doymuş bir çocuk Atlas. Beni şaşırtacak şeyler yapmıyor. Çok doğaldır. Önümüzdeki günlerde tabii ki ufak tefek kıskançlıklar yaşanacak. Ama bunun da olması doğal olmasa şaşarım. Çocuk bir beklerken iki geldi başına. ama 2 sene sonra Allah izin verirse inşallah sağlıkları iyi olsun. Dünyanın en güzel manzarası yaşanacak. İşte bir insan hayatında daha ne isteyebilir ki? Peki 3 erkek annesisiniz. Öyleyim ben. Gelinlerim olacak inşallah ileride. Bu sizin için zor olmayacak mı? Hiç zor olmayacak. Zaten yani de ben... Erkek daha da zor derler ya. Yok yok, kız daha zor. Evet evet. Ben kendime çok yakıştırıyorum, bilmiyorum. Yapıma, yani beni tanıyanlar da çok yakıştırıyorlar bana. İnsanın erkek evladı olması pek böyle bir nedense böbürlenmemi getiriyor. Hoşuma gidiyor. Onlarla diyaloğum, yani insan evlatlarıyla diyaloğu çok önemli. Çocuğuyla ilişkisi olmayan bir insanın hayatla ilişkisi iyi değildir zaten. Ne aşk ne sevgi, bu başka bir şey yani. Çok kutsal. Kaçıncı boyuttasınız efendim? Hangi anlamda? Aşk ve sevgi. Sonsuz olmak zorunda çünkü sürekli sevgi vermek için yani onun o kadar çok olması lazım ki kalbinizde öyle sabırsızlık, acelecilik hiç bunları barındırmıyor. Sonsuz bir sabır, sonsuz bir sevgi, uykusuz geceler, ertesi gün hiçbir şekilde uykusuzluğunu belli etmeden yeniden başlayan bir sabır. Anne olan insan bak böyle yapıyor. Yani onu biliyor işte. İzleyen anneler de öyle. Allah bozmasın. Hadi bakalım işimiz peki, başladı. Peki bir soru. İleride kız diye bir şey düşünülebilir mi? Senden bekliyoruz. Allah izin verirse. Benden bu kadar. Kızım mı var 2 tane? Görüşelim. Tamam. Birisinin alanında paylaşıyorsun. Olmaz. Biz zaten listeyi alıyoruz. Sıraya koyuyoruz. İyi sahneler bu. Sağ olun. Aşkın bir tarifi
sizi. Müthiş bir salon. Ben tabii biraz heyecanlıyım. Aylar sonra ilk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkıyorum. Sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Gözlerinizden güzel temennilerinizi görüyorum hepinize. Hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel bir gece olsun. Benim çok sevdiğim bir mekan burası. Kaya Artemis Oteli bütün misafirlerine hoş geldiniz diyorum.
mısınız? Birlikte söyleyeceğiz şimdi. Thank you.
benim. Aç. Ay boğulup çocuklar. Söyle. Ne diye? Ne diye? Bu da senin hediyen mi? Nerede daha anan? Bu da senin hediyen. Çocuklar bana hediye verdiler. Ay zahmet oldu. Teşekkür ederim. Aman Allah çok güzel ya. Bunu siz düşünmüşsünüzdür hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum. Ali, Ali Bey. Çok teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Abi niye oturuyorsun? Abi. Ali. Ali. Ali sen açana bir Ali, Ali. Ali ya onun için de. İtiraf ediyorum çocuklarım sizden güzel. Ali. Çok mu üzüldünüz? Ayrıca benim 3 tane oğlum var. Vallahi Atlas kıskanır. Şimdi bunlar mı mini mini bir kuş? Ah kuşlar. Çok teşekkür ederim size. Hadi bakalım siz beylerle değil. Böyle bir hanımefendi. Hey tamam ileride. Gene Allah'a bir şükür. Mahmur Hanım çok teşekkür ediyorum size. Çok sevinçsiniz. Gider gitmez tıkacağım onlara. Ali gene bütün yakışıklılığınla kurumumuzun vazgeçilmez ismi. Söyle bakalım ne söyleyeceğiz? Size çok teşekkür ederiz. Allah Hanım'ın koluna bir yetişeceğiz. Yediğilerimizi Mahmur Hanım ve Valentin Bey ve Sami Türk Aysel olmuş. Bunu takip ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Burhan Etkin Bey size de çok teşekkür ederim ama yani Mahmur Hanım eli değmiş. Belli. Hanım eli deyince başka türlü olur. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Ali, darısı başına. Amin inşallah. Hadi bakalım. İki yerinde de size takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Size de teşekkür ediyorum. Bu güzel gecede bizimle birlikte oldunuz. Burada. Benim uzun bir aradan sonra ilk böyle tatlı heyecanlı bu gece. Beni hiç tedirgin etmediniz. Çok mutlu oldum size şarkılarımı söylerken. Şimdi hangi şarkı söylüyoruz? Evet. Sevgilerimizi yollayalım. Deniz Tekiye buradan ve onun şarkısını okuyalım. İnelim mi? Çekiyorum. Hadi.